Merhaba arkadaşlar, bugünkü derslerimde sizlere ekosistem ekolojisi ne demek bunlardan bahsedeceğim. İlk olarak ekoloji ne demek bununla başlayalım. Ekoloji, canlıların birbirleriyle ve yaşadıkları çevreyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalına ekoloji denir. Ekoloji bilimcisine, yani bunları araştırma yapan insanlara da ekolog ismi veriliyor. Çevre, çeşitli özellikteki canlı ve cansız faktörlerin bir arada bulunmasıyla oluşan bir bütündür tabii ki de. Yeryüzünün canlılarını yaşayabildiği katmanın arkadaşlar biz bunlara biyosfer ya da ekosfer ismini veriyoruz. Bu katman deniz seviyesinden 8-10 kilometre atmosfere kadar, 8-10 kilometre kadar da denizlerin diplerine kadar bulunan bir tabakadır arkadaşlar. Yani canlıların yaşayabildiği bu tabakanın ismine biz biyosfer diyoruz. Şimdi biyosfer basitten kompleks yapıya doğru nasıl bir sıralama gerçekleşiyor onlara bakalım. Şimdi maddelerin en küçük yapı taşı atomdur. Atomlar bir araya gelip molekülleri oluşturacak. Moleküller bir araya gelip hücreleri oluşturacak. Hücreler bir araya gelip dokuları oluşturacak. Dokular bir araya gelip organları oluşturacak. Organlar bir araya geldiğinde sistemleri oluşturacak ve sistemler bir araya geldiğinde bir organizmayı oluşturacak. İşte biz bu organizmaya tür diyoruz. Birçok türün bir araya gelmesiyle arkadaşlar oluşan topluluğa ise popülasyon diyoruz. Yani bir türün birçok bireylerin bir araya gelmesiyle oluşan topluluğa popülasyon diyeceğiz. Çeşitli popülasyonların bir araya gelmesiyle oluşan topluluğa ise komünite diyeceğiz. Komünitelerin oluşturduğu yapıya ise ekosistem ismini vereceğiz. Yani bu ekosistem arkadaşlar bütün canlıları kapsayan bir yapıya sahip. Evet, ilk olarak arkadaşlar tür nedir onunla başlayalım. Tür, ortak bir atadan gelen, yalnız kendi aralarında üreyebilen, yine üreme yeteneği olan yavrular meydana getirebilen yapılara, canlılara biz tür adını veriyoruz. Yani kendi aralarında arkadaşlar ortak bir atadan gelecek ve çiftleşme sonucunda da yeni bireylerin meydana gelmesi, yani üretken bireylerin meydana gelmesi olacak. Popülasyona bakalım. Belirli bir bölgede yaşayan aynı tür bireylerin oluşturduğu canlı topluluğuna popülasyon denir. Yani belirli bir bölgede yaşayacak, aynı özelliklere sahip olacak ve aynı türlerin bir araya gelmesiyle oluşturdukları canlı topluluklarına popülasyon diyeceğiz. Popülasyon örneklerini verecek olursak, Karadeniz'deki yaşayan hamsiler, işte Sarıkamış'taki kazlar, Ayder Yaylası'ndaki çam ağaçlarını örnek olarak verebiliriz. Evet, popülasyonu oluşturan canlılar aynı besin kaynaklarını paylaşacaklar ve aynı zamanda aynı alanı paylaşacaklar. Aynı besin kaynaklarından yararlanacakları için ve aynı alanı paylaşacakları için bunların arasında bir tabii ki de rekabet oluşacaktır. İşte bu rekabetin tanımına biz çevre direnci diyoruz. Yani popülasyondaki canlı sayısının artması, besin miktarının azalması ve ortak alanın kullanılmasından kaynaklanan bir çevre direnci ortaya çıkmış olacak. Komünite nedir? Belirli bir yaşam alanındaki canlıların tamamına komünite denir. Yani popülasyonların bir araya gelmesiyle oluşan canlı topluluğuna arkadaşlar komünite adı veriliyor. Komüniteler sadece bitkisel, hayvansal, mikroorganizma topluluklarından oluştuğu gibi aynı zamanda bunların karışımlarından da tabii ki de bir araya gelip oluşturulabilir. Evet, bakalım devam edelim. Komünitelerde sayı ve faaliyet bakımından burada daha fazla göze çarpan türler vardır. Biz bu türleri arkadaşlar baskın tür diyoruz. Yani orada daha çok faaliyet gösteriyorsa bunlara baskın tür olarak isimlendiriyoruz. Çevre şartlarının değişmesine paralel olarak baskın türler değişebilir. Bu olaya da arkadaşlar süksesyon adı veriliyor. Bakalım şimdi bu süksesyon iki şekilde gerçekleşiyor. İlk olarak birinci süksesyon, hiçbir canlının yaşamadığı o ortamlarda doğal bir yaşama belirli bir zaman içinde meydana gelmesi durumudur. İlk olarak arkadaşlar likenler, likenlerin ardından yosunlar, yosunların ardından ot formu dediğimiz forma geçecek, ardından çalı formuna ve ardından ağaç formuna geçiş sağlanacak.
Bir de ikinci süksesyon var arkadaşlar. Deprem, volkanik patlama ya da yangın gibi etkilerde yok olan bu baskın türlerin yerine arkadaşlar yeni türlerin hakim olduğu bir yapıdır. İşte kim gibi? Mesela burada likenler ve yosunlar bulunmazken ot formundan başlayıp çalı formuna ardından ağaç formuna geçiş sağlanmış oluyor. Kara yaşamı birliklerinde baskın tür genellikle arkadaşlar bitkilerdir kara yaşamında ama sucul yaşama birliklerinde ise belirli bir baskın tür bulunamayabilir. Evet, komüniteler bulundukları ortamlara göre arkadaşlar karasal, denizel ve tatlı su olmak üzere 3 büyük grupta toplanacaklar. Komüniteler tür çeşitliliği bakımından farklılık gösterirler ve komünitedeki tür çeşitliliği habitat çeşitliliği ile doğru orantılıdır. Peki habitat ne demek? İlk önce ona bakalım. Habitat herhangi bir türün yaşayabildiği ve doğal olarak ürediği en uygun alana habitat denir arkadaşlar. Mesela örnek verecek olursak. Balinanın habitatı okyanustur. Orada yaşar. Oraya bir adapte olmuştur. Oranın yaşam şartlarını kabullenmiş ve ona göre hareket etmektedir. Yani herhangi bir türün rahat olarak yaşayabildiği, doğal olarak da aynı zamanda nesillerini devam ettirebildiği bir ortama biz habitat diyoruz. Canlılar habitatına uygun adaptasyonlara sahiptir. Oraya çünkü yaşamını devam ettirebilmesi için mutlaka adapte olması gerekmektedir. Habitat içindeki bireylerin yaşamlarını sürdürebilmek için arkadaşlar yaptıkları faaliyetlerin tamamına ekolojik niş olarak isimlendiriyoruz. Yani doğal ortamında üreyebilmek için orada yaptığı bütün faaliyetlerin isimlerine ekolojik niş adını veriyoruz. Koşulları birbirine zıt iki komünitenin kesiştiği bölgeye ise ekoton deniyor arkadaşlar. Komünite neydi? Popülasyonların bir araya gelmesiyle oluşturduğu bir yapıydı. Komünitenin işte iki tane komünitenin burada kesişmesi sonucunda oluşan yapıya ise ekoton adını veriyoruz. Ekotonlara örnek verecek olursak bataklıklar, mağaraların ağız bölgeleri, ormanlar ile otlaklar arasında geçiş oluşturan çalılıkları verebiliriz. Bu ekoton bölgelerinde arkadaşlar canlı sayısı azdır. Fakat tür çeşitliliğine baktığımızda çok fazla tür çeşitliliği vardır. Sorularda bunlar karşınıza gelebilir. Canlı çeşitliliği çok fazla olmasına rağmen canlı sayısında bir azalma söz konusudur. Çünkü bu nedir? İki komünitenin birleştiği ortak bir bölgedir. Ortak bir bölge olduğu için sayısı azdır ama çeşitliliğe baktığımızda çeşitliliği çok miktarda bulunacak. Evet, gelelim şimdi ekosistemle de bunlardan bahsedelim. Belirli bir bölgede yaşayan ve birbirleriyle devamlı etkileşim içinde olan canlı ve cansız varlıkların tamamına biz ekosistem diyoruz arkadaşlar. Peki ekosistemin ögeleri var. Bunlar neler? Bir onlara bakalım. Canlı ve cansız olmak üzere farklı öğeleri bulunuyor. Üreticiler, tüketiciler ve saprofitler ekosistemin canlı öğelerini oluşturacak arkadaşlar. Üreticiler deyince işte fotosentez yapanlar, kemosentez yapanlar aklımıza gelecek. Tüketiciler deyince etçil, otçul, hem etçil hem otçul beslenen hepçil canlılar meydana gelecek, aklımıza gelecek. Saprofitler deyince de çürükçüller aklımıza gelecek. Yani doğadaki artık maddelerin doğaya tekrardan kazandırılmasını sağlayan, onların ayrıştırılmasını sağlayan canlılar aklımıza gelecek. Şimdi ekosistemin bir de cansız öğeleri var. Onlar neler bakalım? Işık, sıcaklık, toprak, pH derecesi, su, mineraller ve iklim şartları deyince de ekosistemi oluşturan cansız öğeler aklımıza gelecek. Evet, şimdi cansız yani abiyotik faktörlerden başlayalım arkadaşlar. Birinci olarak ışığı göreceğiz. Işık, fotosentetik canlılar kendileri ve diğer canlılar için besin üretirken ışık enerjisini kullanacaklar. Dünyanın da zaten doğal ışık kaynağı hepimizin bildiği üzere güneştir. Peki ışık faktörü canlılar üzerinde nasıl bir etkisi var onlara bakalım. Işık faktörü bitkilerin yeryüzüne dağılımında etkilidir. Bazı bitkiler yoğun ışıkta gelişirken bazı bitkiler de gölge yerleri sevecek ve orada gelişimlerini sürdürecekler. Hayvanların aktif hareketlerinde etkilidir. Mesela yarasa, baykuş gibi hayvanlar gece aktiftir. Bülbül gibi işte canlılar alacakaranlıkta, kertenkele gibi canlılar ise açık havada aktif olarak canlılarını yaşamlarını devam ettirebilme özelliğine sahiptir. Bazı hayvanların üreme dönemlerinin düzenlenmesinde ve göç zamanlarının ayarlanmasında da yine ışığın etkisi bulunuyor arkadaşlar.
Bakın burada uzun gün ve kısa gün bitkilerini de görebiliyoruz. Işıklandırma süresine göre uzun gün bitkilerinde çiçeklenme oluşurken kısa gün bitkilerinde 16 saat ışık aldığında çiçeklenme oluşmuyor. Ama diğerlerinde bakın kısa gün bitkisinde 8 saat ışıklandırdığında çiçeklenme oluşurken uzun gün bitkilerinde bu saat yeterli gelmediği için çiçeklenme göstermeyecek. Evet, gelelim şimdi sıcaklığa arkadaşlar. Sıcaklık canlılarda kimyasal tepkimelerin enzimleriyle yürütülür. Bu nedenle sıcaklık canlıların fizyolojik ve biyokimyasal işlevsel üzerinde etkilidir. Sıcaklık faktörü organizmaların yeryüzüne dağılışlarında etkilidir. Bazı bitkiler mesela 0 santigrat derecedeki kutup bölgelerinde yaşarken bazıları ise 60 santigrat derecedeki ekvator bölgesinde yaşayabilme özelliğine sahiptir. Mesela hayvanların göç, kış uykusu, yaz uykusu gibi birçok davranışına neden olabilecektir yine sıcaklık. Bitkilerin çimlenme, çiçek açma, meyve verme gibi davranışında tabii ki de etkili olacaktır. Yine organizmaların sıcaklığa bağlı bazı adaptasyonları vardır. Çünkü buradaki düşük sıcaklık hayvanlarda renk oluşumunu sağlayan melanin pigmentinin oluşumunu yavaşlatacaktır. Bu nedenle soğuk bölgede yaşayan hayvanların tenleri açık tenlidir. Burada da kutup tilkisini görüyorsunuz arkadaşlar. Yine soğuk bölgede sıcaklık kaybını önlemek amacıyla arkadaşlar burun kulak gibi organlar daha küçük bir yapıya sahiptir. Mesela karşılaştıracak olursak burada bir çöl tilkisi var, burada bir kutup tilkisi var. Kutup tilkisi işte oradaki düşük sıcaklığa alıştığı için sıcaklık kaybını azaltmak için işte kulakları daha küçüktür, burun yapısı daha küçüktür ama çöl tilkisinde işte buraya adapte olabildiği için kulaklar biraz daha uzundur, burun yapısı daha büyük bir yapıya sahiptir. Yani canlılar yaşadıkları ortama karşı bir adapte olma yeteneğine sahiptir. Evet, toprak ve minerallerden devam ediyoruz. Bitkilerin kökleriyle tutundukları alana zaten toprak deniliyor. Bitkilerin ihtiyaç duyduğu su ve mineralleri ne yapacaklar? Bitkiler topraktan alacaklar. Bu ihtiyaçlarını bu şekilde giderecekler. Birçok hayvanın barınağı olarak bulunuyor yine. Birçok mikroorganizmanın yaşam alanıdır. Aynı zamanda orada yaşamlarını sürdürürken toprağın da tabii ki de havalandırılmasını sağlayacaklardır. Bir toprağın kesitine baktığımızda bakın burası toprak üstü bölgesi. Humuslu toprak dediğimiz oradaki verimli toprakların bulunduğu bölge, toprak altı ve kayaçların bulunduğu bölgeyi görebilirsiniz. Toprak taşıdığı maddelerin yoğunluğuna göre kumlu, kireçli, killi ve humuslu olmak üzere 4 grupta ayrılabilir. Evet, ortamın pH'inden devam edelim. Ortamın pH derecesi enzimlerin çalışmasını etkilediği için canlıların yaşamsal faaliyetlerini tabii ki de etkileyecek arkadaşlar. Yine denizlerin pH'i genellikle sabit. Ancak tatlı su ve toprak pH'i değişken bir özelliğe sahiptir. Yine toprak pH'inin asit yağmurlarıyla ya da işte tarım ilaçları, bilinçsiz gübre kullanımı, kimyasal atıklar, kanalizasyon ve çöpler bunlar değişimine neden olacaktır. Bunlar değişime neden olduğu için de canlıların tabii ki de yaşam alanlarını kısıtlayacaktır. Toprak pH'indeki değişim biyolojik birikim yoluyla bitkileri ve bunlarla beslenen canlıları etkileyecek. Su ekosisteminde ise algler, planktonlar, balıklar ve kurbağalar gibi canlılar da tabii ki de etkilenecektir. Evet, iklime bakalım şimdi. İklim ne demek? Belirli bir bölgede uzun süre hakim olan atmosfer koşullarına biz iklim diyoruz arkadaşlar. Ülkemizde görülen bazı iklim türleri var. Ne bunlar? İşte Karadeniz iklimi var, karasal iklim var ve Akdeniz iklimi var. Burada Marmara iklimi yazmış ama Marmara iklimi diye bir iklim yok. Aslında bu iklim işte Akdeniz iklimi ile Karadeniz iklimi arasında geçiş bölgesini oluşturan yapıyı anlatıyor. İklim canlıların gelişimde ve yayılışlarında önemlidir. Mesela fındık Karadeniz ikliminde yetişirken muz ise Akdeniz ikliminde yetişen bir meyvedir. İklim bilimine klimatoloji adı veriliyor. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Su, canlıların üzerine etkileri neler onlara bakalım. Canlıların yeryüzüne yağışları, yayılışlarında tabii ki de etkilidir. Boşaltım, sindirim, vücut ısısının dengelenmesi gibi hayatı fonksiyonların yerine getirebilmesi için çok büyük bir önem taşıyor. Enzimlerin çalışabilmesi için ortamda belirli bir miktarda su bulunması gerekiyor. Yani o ortamın içeriğine baktığımızda en az %15 oranında su bulunması gerekiyor ki enzimler o ortamda faaliyetlerini gerçekleştirebilsin.
iyi bir çözücüdür. Zaten en büyük özelliği budur ki madde taşınmasını sağlayacak. Yine bitkilerin fotosentezle besin üretiminde kullanacak. Karbondioksit ve su birleşerek fotosentezle arkadaşlar mesela bunlar ne yapacak bitkiler? Besin üretiminde görev alacak. Evet geldik şimdi abiyotik faktörlerdeki değişimin canlılara etkisi nasıl? Bunlara bakalım arkadaşlar. Canlıların abiyotik yani cansız faktörlere karşı gösterdiği tepkilerin belirli bir alt ve üst sınırları vardır. Minimum dediğimiz işte olayı etkileyen faktörün en alt sınırı olarak isimlendirilir. En düşük değeri olarak isimlendirilir. Maksimum olayı etkileyen faktörün en yüksek değeri olarak isimlendirilir. Optimum ise işte en iyi çalışabildiği, en iyi faaliyet gösterebildiği ortam olarak değerlendirilebilir. Şimdi türlerin çevresel faktörleri uyum yeteneğini biz tolerans aralığı yani hoşgörülü diyoruz. Yani o türlerin olumsuz çevre şartlarına karşı gösterdiği bir tolerans, ona karşı bir dayanıklılığını ifade eden biz aralığa işte tolerans aralığı yani hoşgörü ismini veriyoruz. Tolerans aralığı geniş olan türlerin hayatta kalma şansı daha yüksek olacaktır. Bakalım şimdi burada bir örneğimiz var. Birey sayısına karşı sıcaklık değerlerini veren bir grafiğimiz. Bakalım şimdi X, Y, Z canlılarını örnek olarak vermiş. Bakalım şimdi X'e baktığımızda değer verdiğimizde burası 0 olsun arkadaşlar. 0 santigrat derece olsun. Şurası da 5 yazalım. Burası da 10 santigrat derece olsun. Burası da 3 santigrat derece olarak yazalım. Buna göre değerlendirelim arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman X 0 ile 5 santigrat derece arasında bir gelişme göstermiş. Y'ye baktığımızda 0 ile 10 santigrat derece arasında bir değerde orada yaşama alanı bulmuş. Z'ye baktığımızda 3 ile 10 santigrat derece arasında bir yaşam alanı bulmuş. Baktığımız zaman en geniş toleransa sahip olan 0 ile 10 santigrat derecesi arasında bulunan Y canlısını verebiliriz arkadaşlar. Yani toleransı en yüksek olan Y diyebiliriz. Ondan sonra gelen bakın Z var. 3 ile 10 santigrat derece arasında bulunan yapı Z diyebiliriz. Ardından 0 ile 5 santigrat derece arasında bulunan X canlısı diyebiliriz arkadaşlar. Yani tolerans sayısı arkadaşlar buradaki gösterebildiği yaşam şartlarına karşı oluşturabildiği aslında bir direnç olarak isimlendirebiliriz. Bir de canlının değişken faktöre verdiği tepkimelerin bir grafik üzerine aktarılmasında performans eğrisi olarak isimlendiriyoruz arkadaşlar. Yine tolerans ile ilgili zaten açıklamasını yapmıştık. Bu sıcaklığı yani performans eğrisine bakarak toleranslarını sıraladığımızda arkadaşlar en büyük toleransa sahip Y olacak, ardından Z gelecek ve ardından X gelmiş olacak. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizde ekosistemin yapısında bulunan abiyotik faktörleri gördük. Bir sonraki dersimizde biyotik faktörleri göreceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.